Merhaba arkadaşlar. Android Uygulamalar kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte İş Bankası'nın mobil bankacılık uygulaması olan İşCep'i inceleyeceğiz. İşCep 1 milyon indirilmiş ve ortalama 4,3 puan almış. Uygulamanın logosu da İş Bankası'nın logosu şeklinde. Uygulamayı açalım. Uygulamayı ilk açtığımızda karşımıza böyle bir ekran geliyor arkadaşlar buradan cep anahtar, para kod, kredi kartı, en yakın iş bankası, anında müşteri ve ekonomi bülteni, anında şifre ve destek hattı, yarışma ve alışveriş kampanyaları bölümlerine ulaşabiliyorsunuz. Bu bölümleri aşağıdan başlayarak inceleyelim. Alışveriş kampanyaları bölümünde bizden e, konumuzu açmamızı istiyor. Konumuzu açalım. Konumuzu açtık. Gördüğümüz gibi alışveriş kampanyaları karşımıza geldi. Yakındakiler şeklinde bölümüne basarsak akaryakıtla ilgili kampanyalar varmış ve dekorasyon e, şok marketlerinde kampanyalar varmış. Bunları görebiliyoruz. Yarışma bölümü var. Burası güzel bir bölüm. Show Radyo'da yayınlanan e, Nihatla Sivrisinek isimli program çarşambaları ilçekte sürpriz hediyeler dağıtıyor. Show Radyo'daki Nihatla Sivrisinek radyo programını dinleyerek burada sorulan soruyu cevaplayarak siz de bu yarışmadan hediyeler kazanabilirsiniz. Geriye gelelim. Ekonomi bülteni var. Buradan ekonomi bültenini video şekilde dinleyebilir. O günün ekonomisinden haberdar olabilirsiniz. Anında müşteri bölümü var. Buradan anında müşteri hizmetlerine bağlanabilirsiniz. Şu anda aşamalar kimlik bilgilerinizi girin falan diyor. Bunları girdikten sonra ileriye basarak devamı basarak müşteri hizmetleriyle ilişki kurabilirsiniz. Şimdi ben size hesabıma gireyim. Hesabıma girerken videoyu durdurayım ve hemen tekrar başlatayım. Evet arkadaşlar şifremi girdim. Şifremizi girdikten sonra karşımıza bu şekilde bir bölüm geliyor. Buradan hesaplar bölümüne basalım. Hesaplar bölümünde Çeşitli hesaplar isteniliyor. Burada hangi hesabınız varsa o hesabınızı inceleyebilirsiniz. Benim bir tek vadesiz TL hesabım var. Buradan hesabıma bakabilirim. Bakın BakYem0 baba eski hesabı şeklinde gözükebiliyor. Tekrar geri gelelim buradan. Para aktarma bölümü var. Buradan havale, eft, hesaplar arası veya döviz havalesi yapabiliyorsunuz. Kredi kartı bölümü var. Kredi kartı bölümünde kredi kartınıza bakabiliyorsunuz. Kredi kartımızı açalım. Kredi kartı limitimiz, kredi kartı güncel bakiyemiz, son ödeme tarihlerimiz, hesap kesim tarihlerimiz burada gözüküyor. Sağ altta veya sol sol altta telefonunuza göre oraya uzun dokunduğunuzda şu şekilde bir menü açılıyor. Buradan dönem içi hareketlere bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi gitti gidiyor. Veya değişik alışverişlerim burada listelenmiş. Dönem içi hareketlere bastığımda Buradan tekrar geri geldiğimizde ve tekrar menüye bastığımızda bekleyen işlemlerine bakabiliriz. Bekleyen işlemin bulunmamaktaymış. Taksitlerin bölümüne bastığınızda seçtiğiniz karta ait taksit işlem bulunmuyor diyor. Eğer taksiniz varsa gözükür. Hesap özeti bölümüne bastığımızda bizim hesap özetimiz karşımıza bu şekilde gelir. Tekrar geri gelelim. Tekrar menü tuşuna uzun basalım borç ödeme ve bir alttaki bölümde de nakit avans, limit artışı, sanal kart bilgileri, kayıp çalıntı ve ana menü şeklinde gelir. Biz ana menüye dönelim tekrar. Döviz işlemleri, döviz alış satış fiyatlarına buradan bakabilirsiniz. Dolar 3.88, euro 3.17'ymiş bugün. Tekrar geri gelelim. Yatırım işlemlerinizi buradan hisse senedi, varyant, yatırım e, yatırım fonu, altın, döviz gibi yatırım işlemlerinizi bu bölümden yapabilirsiniz. Ödemeler bölümünden fatura, faturası satta kontrol yükleyebilir, şans oyunlarına para yatırabilir, fatura ödeyebilir, tüketici kredisi ödeyebilir, kredi kartınızı ödeyebilir, SGK ödemeleri yapabilirsiniz ya da motorlu taşıtlar vergisi ödemesi yapabilirsiniz. Peki bunu nasıl yapacaksınız? ya kredi kartınızdan çekilecek ya da vadesiz hesabınızda para varsa buradan çekilecek. Krediler bölümünde kullanmış olduğunuz bir kredi varsa buradan bakabilirsiniz. Kredi risk raporunuzu öğrenebilir, borç ödeyebilir, kredi bilgilerinize bakabilir ve hızlı kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Kredi bilgilerime bakalım. Benim kullandığım bir kredi vardı. Gördüğünüz gibi kredi ödemeleri de bu şekilde gözüküyor. Devam edelim incelemeye. Fiyat ve oranlar, döviz kurları, yatırım fonları ve vadeli TL faiz oranları, bireysel krediler. Bireysel kredilerin oranlarını inceleyelim sizinle. İhtiyaç kredisi oranları. Şu anda ihtiyaç kredisi seçelim buradan. İhtiyaç kredisini seçelim. Seçtiğiniz kredi ilişkin faiz oranı hızlı kredi başvuru görüntüleyebilirsiniz hızlı kredi başvurusu şeklinde Bakalım Ve bize faiz oranlarını göstersin Evet buradan hesaplayabiliyorsunuz kredi türü ve vade süresi şeklinde Ve size faizi Ne kadar faizden kredi kullanacağınızı Hesaplayabiliyor Tekrar ana menüye gelelim Başvurular bölümü var buradan Kredi başvurusu, taşıt konuş, konut kredisi, hızlı kredi, kredi kartı başvurusu, kredi kart limit artışı ve sanal kart başvurularını yapabilirsiniz. Finansal durum bölümünde yan şekilde gözüküyor varlıklarınız ve borçlarınız gözükür. Para çekme bölümünde para çekme işlemlerini yapabilirsiniz. Yakın tarihli ödemeleriniz varsa bunları görebilirsiniz. Yakın tarihli ödemeler bölümünde duyurular bölümü var. Banka ile ilgili duyurular varsa bunlara bakabilirsiniz. Bana özel bölümünde size özel alışveriş kampanyaları varsa bunları görüntüleyebilirsiniz. Şu an bana özel bölümünde bir şey gözükmüyor. Uygulama bu şekilde arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz aşağıdaki beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Ve bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip edin. Facebook, Twitter, Instagram ve Tumblr'de ve Vine'da hesaplarımız var. Blogger'da da yeniden, yeniden bir hesap açacağız arkadaşlar. Ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için Android uygulamalar kanalına abone olun. İyi günler diliyorum.